Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Kalkan, özellikle zorlu çevre şartlarında yüksek manevra kabiliyetiyle farklı görevlerde birliklere eşlik etmek için tasarlanmış. Otonom ağır sınıf insansız kara aracıdır. Yükseltilebilir çevre gözetleme sistemi, yük sepeti gibi farklı fonksiyonlara yönelik faydalı yük seçeneklerinin yanı sıra entegre 2 km etkili menzilli 30 mm'lik top ile sahada kara ve hava hedeflerine karşı zırh derece özelliği ile düşük hacimle yüksek caydırıcılık sağlamaktadır. Modüler yapısıyla Barkan 2, taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle kolaylıkla yerine getirebilmektedir. Kaptan, 5 km taktik veri linki, GSM ve uydu haberleşme altyapısı, 4 metre yükseltilebilir çevre gözetleme mastı ve yüksek teknoloji sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gündüz gece keşif ve gözetleme görevlerini icra edebilmektedir. Aracı entegre kablolu veya kablosuz drone sayesinde menzil yetersiz durumlarda da role olarak kullanılabilerek drone entegre modern üzerinden kesintisiz haberleşme sağlanarak sistemin keşif ve gözetleme kabiliyetleri de artırılabilmektedir. Havelsan Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan Kaptan, diğer otonom sistemlerde ortak harekat yapmasına imkan sağlayacak sürü altyapısına sahiptir. Kaptan otonom ağır sınıf insansız kara aracın özelliklerine bakacak olursak, azami hız, saatte 25 km, ağırlık 1400 kg, çalışma süresi 6 saat, görev kabiliyetleri 2000 metre etkili menzilde 30 mm top, yükseltilebilir mastı gözetleme sistemi, yük taşıma ve yük çekme, gece gündüz keşif, 3B haritalama, kurtarma görevleri. Otonom insansız kara aracı, otonom devriye, GPS bağımsız görev, link kaybında eve dönüş, lider takibi, engelden kaçınma, sürülebilir alan tespiti, güzergah planlama, dayanıklı tasarım, tam elektrikli itki sistemi, sürü kabiliyetleri. İnsansız kara aracı, yerde giden ve üzerinde insan bulunmayan araçların genel adıdır. İnsan varlığının uygunsuz, tehlikeli veya olanaksız olduğu durumlarda kullanılır. Uzaktan kumandayla kontrol edilebildiği gibi sensörleri vasıtasıyla kendi hareket edebilen türleri vardır. Günümüzde kullanılan kara araçlarının tarihi 1760'lı yıllara dayanır. O zamanlar buharlı motorlar vasıtasıyla çalışan kara araçları, 1800'lü yıllarda yerlerini içten yanmalı motorlarla çalışan kara araçlarına devretti. Günümüzde ise yazılım ve elektronik alanlarındaki teknolojik ilerlemeler vasıtasıyla kara araçlarının güvenlik artırıcı sistemlerine entegre edilmesiyle gelişim sağlandığı görülmektedir. İnsansız kara aracı fikri ise ilk olarak 1900'lü yıllarda atılmıştır. İnsansız kara araçları askeri alanda, ordu tarafından askeri üslerde, terörle mücadelede, tehlikeli ortamlarda insanların yapması gereken işleri yapmada, örneğin patlayıcıları, bombaları, mayınları etkisiz hale getirmek, zor koşullarda ağır eşyaları yüklemek ve düşman ateşi altında ortam koşullarının onarımını ya da güvenliğin sağlanması için devreye gezerek bilgi toplamak, saldırganlar için caydırıcı bir unsur olarak var olmak gibi kullanımları içerir. Türkiye'deki insansız kara araçlı örneklerine bakacak olursak, Aselsan tarafından üretilen Kaptan insansız kara aracı ailesi, yüksek hareket kabiliyetine sahip, dayanıklı bir araç platformu üzerine, göreve özel değişik faydalı yüklerin kolaylıkla entegre edilebildiği, ayarlanabilir otonomi seviyelerine sahip, modüler kontrol konsolu ile uzaktan komut edilebilen, son teknolojiyle donatılmış yeni bir insansız kara aracı ailesidir. Bu araç, elektrolan savunma tarafından geliştirilen, yerli ve milli insansız kara aracı olan bu araç, 6x6 zorlu arazi koşullarıyla başa çıkabilip, üzerine entegre uzaktan komutalı silah kulesiyle ön plana çıkıyor. Bu araçın kabiliyetlerine örnek olarak, 180 derece teker kolu hareket edebilmek, kendi etrafında merkezi dönüş, keskin nişancı tespiti, 3D çevre haritası yapabilme, gece sürüşü ve keşif ve gözetleme yardımcı olabilmek için belli insansız hava araçlarıyla ortak çalışabilme gibi özellikler sayılabilmektedir. Demirhan, Oğuzhan Kağan savunma tarafından üretilen Demirhan, karakol ve üs korumasında, meskun mahal çatışmalarında, sınır devriyesi olarak ve değişik hava ve coğrafi şartlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir insansız kara aracıdır. 2363 mm uzunluğunda olup, 1162 metre yüksekliğe ve 1961 mm genişliğe sahiptir. İnsansız kara aracı OKAP, Aselsan ve katmerciler tarafından geliştirilen, Türkiye'nin insansız mini tankı olarak adlandırılan OKAP,
yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde farklı silah ve keşif gözetleme ekipmanlarının entegrasyonunun yanı sıra yaralı askerlerin savaş alanından tahliyesinde de kullanılabilmektedir. Araç 1100 kilogram ağırlığa sahip olup 2000 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Aracın azami hızı ise saatte 25 kilometredir. Alpan, Havelsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından ortak geliştirilen TBRN çözümlü insansız kara aracı olan Alpan, Türkiye'nin ilk ve tek TBRN operasyonları için tasarlanmış insansız kara aracıdır. TBRN sensörü ile bölgedeki kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer sızıntıları tespit edebilmektedir. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.